şeker, zerdeçallı süt. Çabuk iyileşmen için. Ama iyileşmesini istediğin yara için zerdeçallı etmez. Yakında ev satılıyor. Hemen eşyalarımızı toplayıp gitmemiz gerek. Baba. Svara'yı hangi suçtan cezalandırıyorsun? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama ben konuşmalıyım baba. Svara'ya kızmanın sebebi bana kötülük yapılan o eve gitmesi mi baba? Ama eğer ben onun o eve gitmesini sorun etmiyorsam sen neden sorun ediyorsun baba? Bugün bana cevap vermen gerek. Bugün kızın olarak değil, bir kız kardeş olarak soruyorum. Yıllar önce büyük babamla babaannem sana böyle bir yemin ettirmişlerdi. Benzer bir sözdü. Sen de iyi bir evlat gibi bu yemini tutmaya söz vermiştin. Peki, mutlu oldun mu? Hayır. Annemle sen bütün hayatınızı bu yemin yüzünden ayrı geçirdiniz baba. Peki aynını nasıl Svara'ya yapabiliyorsun baba? Svara'yı aynı ateşe atarak ne yapmaya çalışıyorsun? Söylesene baba. Evden ayrılarak bağları koparamazsın. Hatta mesafeler arttıkça anılar daha da derinleşir. Meşte, kızına söyle, öfkemi başka birinden çıkarmak istemiyorum. Şunu da güzelce anlat. Bundan sonra karşımda Svara'nın adını anlat. Ona da bu evden gideceğimizi anlatmaya kalkmasın. Kızına söyle, öfkemi başka birinden çıkarmak istemiyorum. Şunu da güzelce anlat. Bundan sonra karşımda Svara'nın adını anmasın. Ona da bu evden gideceğimizi anlatmaya kalkmasın. Anladın mı? Seninle gurur duyuyorum. İkinizle de gurur duyuyorum. Svara orada eşlik görevini yerine getiriyor. Sen de çok iyi bir evlat ve çok iyi bir kardeşsin. Merak etme, bugünler de geçecek.